Çık görene bak ne de büyük. Sevdiği için canını bile veremez. Ben de aşkın sonrası sen de cıvız düdük. Beni küçük görene bak ne de büyük.
Herkese merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de yine güzel bir gün olması ümidiyle hepinize selamlar, sevgiler, saygılar. Umarım iyisinizdir, günleriniz iyi geçiyordur. Her gün yeni programda yepyeni merhabaları diyoruz. Efendim bugün tabii salı, günlerden salı, Yıldız Tilbe gecesi. Yıldız Tilbe canlı orkestrasıyla saat 20'yi gösterdiğinde Kanal T ekranlarında bizim kanalımızda olacak. Sevgili Yıldız Tilbe bu akşamın konuğu da yine Türkiye'nin çok ünlü bir ismi ama sürpriz olsun. Sakın söyleme dediler, o yüzden ben de söyleyeyim. Söylemiyorum. Umarım iyisinizdir. Bugün Perihan Savaş'ın programından geliyoruz efendim. Herkese çok selamlarını, sevgilerini iletti Perihan Hanım. Gerçekten çok kibar, tam bir ev sahibi. Bugün ben de misafirlerimle ev sahipliği oynayacağım. Anlayacağınız bu. Hepiniz hoş geldiniz dedik. İyi bir ev sahibi olduğumuzu göstermek üzere hemen programı açalım isterseniz. Önce Işıl Evrim Akgün gelecek. Yazar kendisi biliyorsunuz. Her şeyden konuşacağız. Önce Işıl Hanım'ı çağırmadan önce bence Tamer Bey'i hemen alalım. Tamer Bey ile de güzel bir sohbet yapacağız. Ayağının tozuyla da yurt dışından geldi. Sevgili Tamer Alcan şarkılarıyla burada. Buyurunuz. Buradasın. Yaşanıyormuş İstanbul gecelerinde. Yollara vurdum yine, yanımda yoksun diye. Sensiz de yaşanıyormuş İstanbul gecelerinde. İstanbul gecelerinde. Salla, salla, salla gülüm rahatla. Sağdan, soldan kıvır bu ayrılığa. Salla, salla, salla canım rahatla. Sağdan soldan kıvır bu ayrılığa. Geçmişe baktığımda neler düşer aklıma. Sil takıp oynamak geldi içimden ayrılığa. Geçmişe baktığımda neler düşer aklıma. Sil takıp oynamak geldi içimden ayrılığa. İçimden ayrılığa. Salla, salla, salla gülüm rahatla. Sağdan, soldan kıvır bu ayrılığa. Salla, salla, salla canım rahatla. Sağdan, soldan kıvır bu ayrılığa. Sağdan, soldan kıvır bu ayrılığa. Salla, salla, salla canım rahatla. Sağdan, soldan kıvır bu ayrılığa. Salla, salla, salla gülüm rahatla. Sağdan, soldan kıvır bu ayrılığa. Salla, salla, salla canım rahatla. Sağdan, soldan kıvır bu ayrılığa. Beni küçük görene bak ne de büyük. Seni için canını bilenler.
Tamer Bey nihayet stüdyomuza uzun süredir söylüyorduk, tanıtımlarını yapıyorduk. Tamer Bey bizimle gelecek, ayağının tazıyla yurt dışından diye geldi kendisi. Kalpsiz isimli bu güzel albümün neşeli şarkısı İstanbul Geceleri'yle remixi de var değil mi? Var. Albümde var. Bu arada hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Yani uzun zamandır ben de sizi izliyorum. Evet, aynen. Ya ne zaman konuk olacağım, ne zaman konuk kısmet bugüneymiş. Güzel, çok memnun olduk. Ayağınızın tozuyla hoş geldiniz. Bir ayağınız yurt dışında değil mi evet. sizin? Evet, ben neler? Almanya'da yaşıyorum. Evet, daha doğrusu. Evet. Ama bir ayağımız da İstanbul'da. Ne güzel, ne güzel. Peki özlüyor musunuz İstanbul'u gidip çok, gelirken? Çok, çok. Değil mi? Ben zamanla 1,5 yıl falan yaşadım burada. Ha, burayı biliyorsunuz tabii. O zaman, harika. Almanya'da ne işle meşgulsünüz, neler yapıyorsunuz? Araba firmasında çalışıyorum. Harika. Hafta sonlarda müzik, full time 26 yıldır müzik yapıyorum. Vay, büyük bir ömür yani açıkçası. Tabii canım. Peçetemizi kullanabilirsiniz, tabii. Terlediniz değil mi? Azıcık evet. Sıcak oluyor. Bir de şarkının şeyiyle, enerjisiyle daha da tabii, öyle tabii, dans ediyoruz artık. Değil mi, değil mi? Bu arada hep şey derler Tamer Bey. Böyle hani bazı insanların yani Seda Sayan'dan çıktı da bu diyor ki hani bazı erkekler kel güzeldir, yakışıklıdır, karizmadır. Seda Sayan'la bayanlar bunun tartışmasını yapıyorlardı. Siz kendinizi öyle görüyor musunuz? Ya ben bir ara hiç alışamadım. Evet. Sonra baktım gördüm baya bir rağbet var. Ya yakışıyor falan. Hayır, fotoğraflarınız çok başarılı, birazdan konuşacağız. Gerçekten çok hoş. Yani, sanki ben sizi tam tersine çok garip. Ben sizi saçlı düşünemiyorum. Bu size bir hava kattı. Ama ben saçlı doğdum. Ya buna bana inandırın bakayım. Hadi fotoğrafınız nerede? Göstereceğim. Tamam, reklamlardan sonra saçlı halini göstereceğim. Siz de bir nefeslenin, ben de diğer konuğumu çağırayım. Tamam. Uzun uzun konuşacağız. Yurt dışına gideceğiz. Tekrar Türkiye'ye geleceğiz. Sevgili Tamer Bey'im. Efendim Işıl Evrim Akgün gelecek demiştim demin de size. Kendisi yazar, çok da hoş bir hanımefendi. Hem de çok güzel bir sohbet edeceğiz elinde kitabıyla burada. Benim küçük görene bak nere büyük. Seni için canını bilen veremez. Ben de aşkın zurnası, sen de cımız düdük. Evet, konuklarımız teker teker yerini alıyor ve hemen Işıl Hanım'a da bir merhaba diyelim, hoş geldiniz diyelim. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür enerji ederim. Bugün size şarkılarına bayıldım. Ya teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok kibarsınız. Tamer Bey de bugün bizim misafirimiz. Ayağının tozuyla yurt dışından geldi. Onunla da güzel sohbete başladık ama hemen sizin kitabınıza bakalım. Çok da güzel bir kitap, ben böyle göstermek isterim. Sevgili yönetmenimizden rica ederim. Çok hoş bir kapak, biraz bahsederseniz çok sevinirim. Evet. Ben psikologum, aynı zamanda nefes terapistiyim. Ha, süper. Ama rağmen aşkta çok kaybettim bugüne kadar. Ciddi misiniz? Evet, kaybede dedim ki bir yerde bir hata yapıyorum. Evet. Yani kendi dengim insanları seçememişim demek ki. Hmm. Bir acı, depresyon, sürekli melankoli hali. Ama soyadım mutluluk çıkmış evet, ondan sonra. Evet, sonrasında aslında benim tamamen bilinçaltımda aşık olacağım kişileri bilerek beni üzecek insanları seçtiğimi fark ettim. Nasıl oluyor, hepimizin kaderi bu o zaman? Biz de bunu yapıyoruz, ben de bunu yapıyorum. Kader değil aslında, biliyorsunuz. Kendimiz kendimize yapıyoruz. Bilinçaltımıza bir kod yüklüyoruz. Yani ben bunu bilinçaltı terapisti olduktan sonra fark ettim. Evet. Henüz çocukken biz aşık olacağımız tipleri belirliyoruz aslında. Yani bize göre aşka bir tanım koyuyoruz. Mesela işte ben diyorum ki aşık olacağım adam beni koruyup kollamalı. Sadece ona aldanıyorum ama. Hmm. Başka özelliklerine bakmıyorum. Hmm. Ve ego devreye giriyor. Ya ben güzel bir kadınım, nasıl yani bu ilişkiyi yürüteceğim diyorsun. Ya da sen işte ben bu ilişkiyi devam ettireceğim diye sürüyorsun. Evet. Ve sonunda işte hata yapıyoruz. Direterek. Aslında gerçek aşk böyle değil. Gerçek aşk mutluluk. Yani paylaşım da olur. Yani değil mi? Paylaşım olmadan zaten bu aşkın adına aa filan aa harfi bile denmez herhalde. Evet, yani aslında ilişkiyle aşkı karıştırıyoruz. Korantin ilgilenmeye başladıktan sonra bunu çok fark ettim. Evet. Yaşamıma güzel şeyler çekmeye başladıktan sonra aslında yaptığım hataları fark ettim. Değil bunu mi? Da kitabımda paylaştık. Bu da kitapla paylaşıldı. Evet, evet. Ne kadar değişik, evet, ilginç bir konu gerçekten de. Demek hepimizin bilinçaltında böyle yanlış kodlamalar evet, evet. var. Aslında çoğu da anne babamızın ilişkilerinden, bir de yabancılığından kaynaklanıyor. Aslında evet, haklısın. Evet, etrafın baskısıyla işte mesela çapkındır ama durulur diyorlar. Tabii de buna inanıyorum. Tabii. Ben de buna inanıyorum. Yani normal bilinç düzeyine inanmıyorum ama bilinçaltıma kodlandığı için hep çapkın adamlarla birlikte olup onlar bir gün ya en sonunda benim ne olacak? Durulur değil mi diye. Evet ama değil, değil hayat. Geçiyor bu arada zaman. Zaman geçiyor tabii. Hiçbirimiz artık 18 değiliz. Tabii. Çok fena bir şey. Dur bir reklam arası verelim tamam. De yine konuşalım. Küçük bir reklam. Ölene bak ne de büyük. Sevdiği için canını bile veremez.
ağaç altına anam gönlüm benim. Toprak sarılsın boynuma yar misalim. Deli deli esen rüzgar vursun dallara. Dile gelir tüm yapraklar bu büyük ağaçla. Çekirdeğini bile doldurmayacak herhangi bir konuda yayınımıza dahil olabilir. DJ Bülent'le tatlı tatlı sohbete ortak olabilirsiniz. Bize hemen ulaşın. 0212 556 88 70. 0212 556 88 70. Şarkılarla başladık, yolumuza devam ediyoruz iki değerli konuğumla da. Hem biraz müzikten hem de biraz yazarlık boyutundan bahsedeceğiz ki aşkın olumlamaları, kuantum ve hepimizin yaşadığı yanlış insanları seçmeler, çocukluğumuza dönüp. Bütün psikologlar herhalde aynı şeyi mi söylüyor acaba? Çocukluğumuz. Evet, çocukluğumuz. Her şeyin başı o maalesef. Çünkü önümüzdeki rol model anne ve babalarımız. Ayrıca biz bilinç düzeyinde algılamıyoruz çoğu şeyi. Şimdi bizim aramızda aslında bir şeyler gelip gidiyor, bir takım diyaloglar, ama unutuyoruz onu. Bu diyalogları şu an unutacağız büyük ihtimal program bitince. Ama beyin her 20 kelimede bir bazılarını kodluyor. Şifre şekilde alıyor. Çağrışım yapacak şekilde alıyor. İşte biri bana hikayesini anlatıyor. Diyor ki ben aşkta çok acı çektim. İşte gelen vurdu, giden vurdu. Ben o hikayeyi dinliyorum. Etkisinde kalmadığımı düşünüyorum. Ama aradan yıllar geçiyor. Aşk deyince o çağrışımım aklıma geliyor. Sormayın, bu anılar hikayesi evet, var ya. Evet, ya sevgililerden ayrıldıktan sonra anılar korkunç. Tabii tabii. Yani sadece bu bence. Ve biz yeni ilişkimizde aslında o eski anılar yüzünden hep hata yapıyoruz. Onlara mı takılıyoruz yine? Evet, ama değiştirmek elimizde. Yani nasıl? Bunu keşfettikten sonra çok mutluyum kendi adıma ve herkes adına. Kitabın içerisinde var olumlamalar. Evet. Beyin 20 günlük kodlarla çalışıyor. 21. günde isterseniz bir davranışı unutturabiliyorsunuz. Atıyorum sigara bağımlısısınız. Hı-hı. 20 gün kullanmadığınızda ona bir olumlama yapıyorsunuz. Cümle kalıpları var. 21. günde tadını unutuyor. Ya da bir besini bile 20 gün kullanmadığınızda, tüketmediğinizde unutuyor. Aynı şekilde mutluluğu da, aşkla ilgili bir cümle kalıbını da 20 gün boyunca tekrarladığınızda. Çünkü zihnimiz gerçekle hayali ayırt etmiyor. Mutlu oluyor. Siz o cümleyi kurup hayal kurduğunuzda gerçek sanıyor ve o duyguya giriyor. Ve artık sizi de kuantum bazında o referansı alıyor.
Evet, aslında çok basit bir şey evet, ama. Evet, çok basit bir şey aslında. Yani bir frekansa giriyorsunuz ve sonrasında zaten o frekanstaki sizin hayırlı olan insanları hayatınıza çekmeye başlıyorsunuz. Evet, güzelmiş. Hemen bu moda girmeliyiz, hemen. O yüzden size bir kitap getirdim. Evet, teşekkür ederim. Gerçekten bu hatalardan kurtulmak için. Tamer Bey, peki hemen şeyi sormak isterim. Fotoğraflar çok güzel. Kiminle çalıştınız? Albüm. Tasarım falan Şenay Akay'a ait. Evet. Video klibimiz de Şenay Akay. Video klibiniz de kendisi çekti. Evet. Şenay Akay gerçekten de Türkiye'nin resimlerinden biri. Evet, doğru. Pelin Kara Mehmetoğlu çekti resimleri. Evet. Birçok ünlünün fotoğrafçısı. Tabii ki Pelin Hanım da öyle gerçekten. Evet. Şenay Akay'la peki bu diyaloğunuz nasıl gelişti? Yani nasıl çalıştınız? Kim aracı oldu? Aracı olan arkadaşım vardı Selin isminde. Beraber iş yapıyorduk eskiden. Evet. Onun ablası Şenay Hanım'ın ortağı. Aa, ne güzel. Oradan bir gün tanıştık. İşte sana klip çekelim, benim de ilk işim olsun. Olayı. Sonra Elif Karlı falan birçok insanla çalıştı. Çok, çok. Evet, evet. Fatih Yürek. Evet, evet. Orada son çekti. Fatih Yürek'le çalıştı. İşte Elif Karlı, Niran Ünsal'la galiba en son çalıştılar. Ama siz ilk iştiniz ha? Ben ilk işim. Vay. Uğurlu çok geldi. Evet, evet. Ne kadar güzel. İnşallah ama böyle de devam eder. Evet, ama fotoğraflar gerçekten çok karizmatik, çok hoş. O yüzden söylüyordum o saç hikayesini. Yani ne zamandan beri mesela siz? Yaklaşık ben 12-13 yıldır son halindesiniz. Sonra böyle, yani çok gelmiyor size ama mesela kafa yapınız çok uygun ama. Uygun olmasa mesela size kötü durabilirdi. Ben bir biraz ekleme yaptım. Aa, öyle mi? Ekledim tabii. Peki şey nasıl, köklerinden memnun musunuz? Yani çıkanlar çok iyi mi? İki seans gitmem gerekiyor. Hayır, evet, iki seans. Ben o kadar memnunum ki şu anki halimden. Ben ikinci istemiyorum bile diyorsunuz. Çünkü orada evet, burada hiç da gördüm. Gitmemiş bir halim yani. Ama inanın yani her ikisinde de hiç problem yok. Lütfen yok, kendinizi iyi hissedin yani. Hissediyorum. Eminim zaten hissediyorsunuzdur da hani ben de söyleyeyim dedim. Bu arada hemen dönmek istiyorum. Bizi çok değerli bir ustamızla izliyor Kozgat Ağa'na. Buradan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Çok değişik bir sürpriz yapacaklarmış bize birkaç gün içerisinde. Ustamıza selamlarımızı iletelim. Ümit Usta, sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Koz yatağına, Koz yatağından geçtik. Şeyde de zaten ne derler, yolda da gelirken. Gerçekten çok güzel bir yer. Ümit Usta'mıza da teşekkürlerimizi, çok sevgilerimizi güzel iletelim. Kebap yaparlar böyle. Öyleymiş. 1,5 metrelik bir kebap yapıp bize gönderecekmiş. Aa, çok güzel. Aa, 1,5 metrelik kebabı da uzun süredir hiç görmedim. Ben herhalde bir 2 yıl önce bir yerde yemiştim ama eminim Ümit Usta'nın da kendine ait bir şeyi vardır yani, ne derler? Sırrı mı? Sırrı, böyle bir tabii şeyi vardır. Dünyanın en güzel aşçıları hep erkekler oluyor biliyorsunuz. Ve Türkiye'de de öyle. Bir de benim anne. Ya tamam. Tamam, o zaman ayıralım. Ben Ege'liyim. Ege yemekleri çok süper, harika. Sizin en sevdiğiniz nelerdir, neler yapılır? Ben kızartmayı çok seviyorum. Patates kızartması, aa, patlıcan, kabak, hiç tahmin biber etmezdim kızartması, yoğurtlu, sarımsaklı yanına ama böyle. Ama ne olur. İşte tamam. Ya şu sarımsak ne kadar mucizevi bir şey. Evet. Tabii o masada herkes yiyorsa o sarımsak bir mucize. Muhteşem. Ama hani dört kişi de biri yemiyorsa onun için bir kabusa dönüyor. Çünkü o koku ne yazık ki çok kötü ama. O yemeyenin hani suçu artık. Ya orası öyle ama sosyal hayatımızda çok zor oluyor, evet, biliyorsun. Evet. Ama mucize bir bitki değil mi? Evet, evet. Neyin içine katarsak arkadaşım, mesela makarna haşlayın. Benim paramız da yok, zamanımız da yok. Ey ahali. Bir makarna haşlayayım. Bak, bu kadar basit bir şeyden bahsediyorum. Ve iki kaşık da yoğurdunuz olsun. Ancak bu yoğurdun içine 2-3 diş taze sarımsağı parçalayın. Yoğurtla bocalayın. Olsa da yesek. Olsa da yesek. Evet. Bak, ne yağ dedim, ne herhangi bir salça malça kavurun dedim. Bak, bu kadar. Bu çok güzel bir köylü yemeğidir ama, evet, çok güzeldir yani. Paramız olmasa da karnımız doyururuz. Ayrıca bu da çok yarayışlı bir şey. Yoğurttan bahsettim. Ekmek değil ama onun yerine evet hamur var. Evet. Yani bu da muhteşem bir şey. Ara sıra karıştırdım. Bunlar güzel. Hele sarımsak. Ben uzakta öyle gittiğimde Çin'de duvarlarda daha önce de anlatmıştım. Şöyle yazıyor. Eğer diyor bu doktor ölmeseydi. Abi ne diyor filan diye okudum. Sarımsakla, yani o doktor, yani Çin'de yaşayan doktor, sarımsakla bütün hastalıkları iyi gelmiş. İşte kimisinin saçını çıkarmış, kimisinin tansiyonunu yükseltmiş, şekerini yükseltmiş, cildi güzel filan. Diyor ki bu doktor, işte Feng Shui miydi neydi bir şey, adı da unuttum şimdi. Üç isimliydi. Diyor bu doktor biraz daha yaşasaydı, ölümsüzlüğü de bulacaktı. Vallahi inandım, biliyor musunuz? Ve her şey iyi gelmiyor mu sarımsak? Evet, her şey iyi geliyor. Her şey iyi geliyor. Hem de tadı da çok güzel. Aynen ben öyle. Çok severim sarımsak son. Mis. İnşallah yeri biçersin. Doktor bizim akrabadır %100. Gözler çekik. Aynen öyle. Sizde de bir çekiklik var bence de. Egeliler de pek çekik görmem. Hadi diyeceksin, Trakyalılarda çok mu var? Hakikaten ben de var, diyorum. Var. Çekik gözlü. Benim babaanne tarafım öyleydi, çok çekik. Sizin anne baba hangi tarafta var?
Anne tarafından. Ha, anne tarafı. Yörüğüz biz. Doğrudur. Yörük. Ha, yörüklerdi tabii, tabii doğru. Siz neredesiniz bunu merak ettim. Azeriyim ben. Azeri. Vay evet. Bugünlerde ne çok Azeri konumuz var. Geçen gün de Seher Ahmetzade geldi. Bir rock şarkıcısı. Yani kıza hepimiz hayran olduk. Kuşum Aydın'ı aradı. Hemen ben alıyorum. Ondan sonra magazin programımızı aradı. Hemen alıyorum. Ya kapış kapış gitti yani. Biz böyle inanamıyoruz. Yani konuğumuzu biz bir ağırlayalım falan diye. Anadolu sevgilerimizi iletelim. Seher çok başarılı. Yani yeni Şebnem Ferah yani. Ağzımız açık kaldı. Çok çok güzel bir hanım da aynı zamanda. Yemeğe daldık. Ümit izliyorsanız hala sevgilerimizi iletelim. Size tam selam diyecektim. Yine unuttum bu tarafa döndüm ama yemek de işin içine girince arkadaş. Evet, yani makarna evet. Da olsa 2,5 metrelik bir şey de olsa, kebap da olsa. Ama peki formunuzu koruyacak bir şey yapıyor musunuz mu? Allah vergisi. Başlayacağım. He, ama ben bu arada eski halimden şu resimlerde aramızda bir 7 kilo var. Ya burada biraz daha zayıfsınız. Tabii. Değil mi? Ha, bir tık yani, ama hissedebilirim. Photoshop dedikleri olay falan yok yani. Düzeltme fazla bir şey yok orada. Bence de yok yani, olsa anlarım evet. Bu arada Perihan Savaş'ın programından geliyorum. Çok tatlı bir hanımefendi. Türk sinemasında çok değerli bir isim, siz de biliyorsunuz. Ve şu anda da şehir tiyatrolarında devam ediyor. Perihan Hanım'ın 4 ay önce programına gitmiştim. Tam 10,5 kilo vermiş. Ve kadın böyle içeri girdi. Ay canım ki Perihan Savaş'ın da ne benziyor. Görün kızı herhalde. İnanamadım biliyor musunuz? Ne kadar yani kilo vermiş. Ve sadece 4 ay içinde vermiş. Nasıl, ne yapmış? Bana bir şey bahsetti. Diyet ve spor yaptırmış hocası. 4 ay. Ya dedim ki bir şey söyleyeceğim. 4 ay içinde 10 kilo vermek olay bir şey. Ve nasıl sağlıklı? Ya inanamadım. Ve kadını böyle cildimiyle bize olan... söylesin. Ben de gideyim oraya. Gerçekten. Ben de seve seve selamınızı ileteceğim zaten Perihan Hanım'a da. Emin olabilirsiniz. Ama gerçekten gidince lütfen yani tanıştığınızda sorun. Ya hem mutlu oluyor, motive oluyor. Bilirsiniz kadınların evet, böyle şeyler hoşuna gider. Aslında ne kadını, erkeklerin de hoşuna gidiyor. Şimdi biraz tombik bir insandan biraz daha inceleyince hoşuna gidiyor. Kilo biraz yaşı büyüten bir şey. Yani biraz kilonun ki daha olgun gözüküyor. Aynen. Zayıfladığımızda daha iyi hissediyoruz. Siz de öyle düşünüyorsunuz evet, değil mi? Evet, evet. Kilo yaşı büyütüyor maalesef. Aynen. Gerçi herkes yeter ki sağlıklı olsan, kilolu da olsak sorun değil, o ayrı ama... İşte biraz problem şey olabilir. Var, ben geçenlerde bilim adamları araştırmışlar ve bütün dünyada araştırılmış bu. Neyi hafif bu? Kilolu olan insanlar daha çok yaşıyor. Ha evet, daha sağlıklı. Ha ben de duydum doğru, galiba doğru, geçen gün. Sağlıklı, evet. O yüzden aldım ben de. Tamamen ondan. Hemen kurtarıyorsunuz. Bak görüyor musun? Evet. Biraz yukarı mı alsam acaba, ne yapsam, böyle iyi midir sevgili yönetmenim? İyi midir? Tamam, okey. Demek ki o yüzden biraz gidiyorsunuz kiloyu. Peki yemekle aranız her ikinizin iyi midir şimdi? Çok iyi. Şimdi size sormayacağım neden. Çünkü burada bir Azeri kızı var. Onların yemekleri muhteşem oluyor Tamer Beyciğim. Hemen sorayım bakalım. Evet, biraz bahsedelim. Hamur işi ve salçalı yiyecekler oluyor. Ege'nin aksine. Çok fazla zeytinyağlı yoktur. Evet doğru. Genelde etli ve hamur işli yemekler. Ben yemeğe çok düşkünüm. Çok hiç de yani... Ama iyisiniz maşallah, iyisiniz. Evet. Hiç öyle fazlanız yok. Spor da çok yapıyorum ama. Aa, o zaman kickbox pardon. Kickbox yapıyorum. Yani uzun süre kickbox. Evet. Şöyle bir sinirimi çekilelim Tamer Bey. Evet. Harikasınız, bravo. Bir de nefes eğitmeni. Nefesle zaten kilo kontrolü çok kolay sağlanabiliyor. Ya bunu hep duyuyorum evet ama çok derinle hiç ilmedim. Çok kolay sağlanabiliyor. Bir gün isterseniz size de yaparız. Tamam. Hatta kilo vermek isteyenlere, kilo sorunu olanlara çok kolay kilo terkini yapıyorsun. Ve istese de yediği porsiyonun yarısından fazlasını yiyemiyor. Evet, artık ne çok ilerledik bu konularda. Bu çok güzel bir şey. Maliye darbe mi vuruyorsunuz? Evet, ne yapıyorsunuz? Kickbox mu böyle? Bravo. Aslında bizim çok yemek yememiz duygusal açlığımızdan. Yine onun altında. Çok yine bir evet, duygusal. Yine duygusal. Evet, aynen. Benim çocukken oldu. Doyurmamış bazı hisler yüzünden. Çünkü hadi biz hepimiz çok şükür çok iyi kilolardayız. Yani obezite sorunları şükürler olanlar olsun. Var. Hormonları düzgün çalışmayanlar evet. Var. İşte onlara genellikle yapıyoruz. Nefes bilinçaltı düzeyine inerek nefes çalışmasıyla telkin veriyorum. Telkin verince istese de hem duygusal açlığını gideriyor hem de istese de istediği porsiyondan daha fazlasını yiyemiyor. Çok doğru. Benim bir arkadaşım vardı. O da gerçekten hep yiyordu ve diyordum ki hani hayatım yemesen falan şöyle yapsak. Diyordu ki psikoloğa gitmişti. Diyordu ki çocukluğumda işte bir kapıcı dairesinde yaşamışlar. Yani çok zor durumlarda yaşamışlar. Ona zenginlik göstermiş. O da diyor ki hani yedikçe diyor tatmin oluyor beynimde diyor. Çok doğru. Şimdi ne kadar yiyorum sofra mesela evine gidiyorum. Abi niye bu kadar bir şey yaptın diyorum. İki kişiyiz.
Hani çaya gel ben sana. Ay yok yok. Masa dolu bulursun. Ben onu yemesem de dolaba koyarım. Yarın yerim. Aslında çok doğru örnek. Bak. Birebir işte benim anlattığım en yakın örnek. Görüyor musun? Evet, bir bayan arkadaşımda. Evet evet. Diyordum hayatım yapma bu kadar. Niye falan olsun olsun diyordu. Gözüme iyi geliyor diyordu. Tabii bilinçaltına da iyi geliyor. Aynen. Esiyor. Oradaki eksikliğini şu an yaşıyor. Aynen. Esiyor. Mesela cam şeylerine gidiyorduk dükkanlarına. Sürekli cam kaplar ve kutular alıyor. Kristaller vesaire. Evet. Diyorum bu ne? O zaman yine psikoloğa gitmişti. Doktor demiş ki hani hep bunları düşlediğiniz için yok müşterine yok. Müşterine ulaşmadı. Şimdi artık yani çalışıyor bir maaşı var sigortası var. Şimdi onu hayal ettiği için yani hani 3-5-7 değil 50 tane aynı kaptan var. Takıntılı şekilde bu camları, değil mi? Yani diyor ki buna takıldım işte diyor hani zenginlik göstergesi çok da tatlıymış arkadaşım. Ya çok şekerdi şu anda görüşmüyorum hoş o ayrı bir konu da. Şu anda görüşmem hayatımdan her çıkardım. Her tarafı cam kat yapmış. Ama öyle ama evi de gerçekten çok küçük bir evdi. Evet. Yani gene Allah ömür versin onu severim o ayrı hastalığını sağlığı şeyini kötülüğünü istemem ama çok küçük bir evdi inanın her tarafı donatmış ama hep kapalı kutular, kaseler. Cam, pencereler falan. O da doktor işte demiş ki kapalı bir hayatta yaşamışsınız. Evet kapalı, kontrol altına hep alınan, kontrol bastırılan. Mesela böyle baba böyle açık vazolar falan yok evinde. Hep kapalı kutular, saklama kapları falan. Çünkü hep izlemek zorunda kalmıştır. Hep izlemiş, aynen. Doktor da bu açıklamayı yapmış. Ne kadar mantıklı geldi Tamer Bey. Evet, evet. Biliyor musunuz ne kadar mantıklı geldi? Yani aslında her şeyin kökeni maalesef ki çocukluğumuz. Yine evet. Aynı konuya dönüyoruz ama kiloda da, sağlık sorunlarında da, yani bir hastalığa tutunmak bile aslında bizim dikkat çekmek için yaptığımız şeyler. Ya onları da okudum geçen. Evet. Çok daha algılayamadım ama evet. İçine girerseniz biraz, yani biraz bu şekilde yaşamaya başlayınca aslında evren mi diyelim, Allah mı diyelim size lütuflar veriyor bunu daha iyi anlamanız için. Ben de başta evet, ya acaba mı diyordum. Evet Allah'ım böyle uyarılar gönderdiğimi düşündüm aynen. Tabii sonradan açılıyor gözünüz. Mesela bizim şu an sizinle karşılaşmamız bile hani biraz ilgi duyuyorsanız tesadüf değildir. Değil mi? Bir şey ya almanız gerekiyordur. Evet. Başka yarın başka biri size daha genişini anlatır. Doğru. Böyle böyle ilgi duyulmaya başlıyor. Evet. Anlatır dediniz de Tamer Bey'e bir şey soruyordum. O hemen Almanya'ya biraz anlatsın. Evet. Daha doğrusu biraz Avrupa'ya öğrenmek isterim sizden. Nasıl hani ben çok gittim ben, geldim ama. Orada çalışan işçi ailesinin çocuğuyum. Evet. Annem babam gitmişler. Seneler önce değil mi? Evet ben Türkiye'de kalmışım. Evet. İşte onları tanıdığımda 1979 yılıydı yaklaşık 11 yaşında falan tanıdım. Vay. O arada tatile gidip geldiler falan. Evet. İşte. Tabii. 34 yıldır Almanya'dayım ben. Maşallah. Orada okula gittim. 5. sınıftan sonra. Almancanız iyi o zaman. Almancam iyi. Ich spreche sehr gut Deutsch. Ne dediniz bize? Çok iyi Almanca konuşuyorum. Oo süper. Yani, Schengen vizeniz sınırsızdır. Alman vatandaşı. Alman vatandaşı tabii. Çifte vatandaş mı oluyorsunuz? Çifte vatandaş olamadım ne yazık ki. Aa çok ilginç. Almanya'da şöyle bir kanun geldi 2000'li yıllardan sonra. Hayır yeni geldi. Ya Alman ya da Türk. Ya da Türk. Aha bugün de televizyonda anlatılıyordu. Evet. Evet. Ondan sonra. Siz de Alman olmayı seçtiniz. Seçtim. Birçok kolaylığı var. Doğrudur. Başka çok diğer doğru, işler. Evet. Özellikle. Diğer tekstil işine girdim ben. Ticarette o, de mi? Tabii. Hmm. Amerika'ya uçuyorsun, Dubai'ye uçuyorsun, oraya buraya uçuyorsunuz. Önünüze hep vize engeli. Böyle doğru, bir şey yok doğru. Almanya'da. Ne yazık ki vize, Türkiye'den evet. Yurt dışına çıkarken bu vize engeli. Daha doğrusu zor almalar çok problem. Orada işi olan, gerçi olmayan da yani Alman devleti bir şekilde işsizine de bakıyor oradan. Gerçi Türkiye'de de sosyal bu yavaş hayat. Yavaş sosyal hayat biraz... yavaş yavaş geliyor tabii canım yani bir 20 yılı daha var da İnşallah. Bence gelsin yeğenlerimiz çocuklar falan tabii, görsün tabii, tabii, onlar görsün bari fakirlik çekmesinler ya işi olan gayet normal güzel yaşayabiliyor ben işimin haricinde yaklaşık 26 yıldır bir de müzik yapıyorum Hı-hı. Bütün o yaşadığım stres iş yerindeki stres hafta sonu müzikle beraber dengeleniyor ya gerçekten yani çok hafta sonu iple çekiliyor yani bir yorgunluk, bir negatif, bir şey var. Böyle bir rüzgar esiyor böyle, bir şey oluyor. Ve biz zorlanıyoruz şu anda. İnsanlar müzik yaparken dinleniyor. Ben öyle oluyorum mesela. Tabii doğru. İnsanları mutlu etmek, eğlenmesini görmek beni de eğlendiriyor. Evet. Hem eğleniyorum hem tabii, eğlendiriyorum. Para kazanıyorum, ufak da olsa bir şey oluyor. Bir başka bir şükür Allah'a. Sosyal hayat. Tabii canım şükür aynen öyle. Peki Almanya'da yaşarken
Mesela onların hani böyle mutfak kültürleri falan nasıl? Yok. Giyimleri, kuşamları yok değil mi? Almanya'nın mutfak kültürü yok zaten. Daha doğrusu yemek kültürü yok. Biliyorum da sizin ağzınızdan. Ama sosisleri var. Evet, sosisleri var. Sosis olayları. Evet. Patatesle. Bayılıyorlar. Bir de bira falan olsun yanına, onlar bayılıyorlar. Birayı çok içerler. Çok kötü de cips yiyorlar değil mi? Yani durmuyorlar. Çok sağlıklı. Ne kadar sağlıksız bir şey. Çok sağlıksız. Ama bakma, Almanların çoğu zaten çok kilolu, obez evet, insanlar. Evet, aslında Amerika'nın da öyle. Oldular. Yani sanırım. Sanırım. Yani, ama şey, spora düşkün insanlar. Disiplinli oldukları için belki. Evet. Çok disiplinli olduğu için. Ama ayrışlar o zaman onlar. Bakın güzel. Çok disiplinli. Tencereleri menceleri görüyorum. Dev tencereleri var. Ne kadar ilginç. Sen nereye gittin almaya da? Mutfakları mı geçsin? Ben biliyorum ama değil mi? O yüzden şaşırdım. Ya ben şöyle. Biraz alışveriş meraklısıyımdır. Hep gelen konuklarıma da seyircim de diyordur. Abi Bülent yine aynı konuları anlatıyor da. Şey, çok gidiyorum yurt dışına falan ama hani Almanya tabii daha çok gittik falan. Ondan sonra yani böyle çok market gezerim. Ondan evet. Biliyorum bunları. Anladım. Almasam da gezerim. Hoşuma gidiyor. Ha, bir dahaki sefere beraber gezeceğiz. İnşallah. Nasıl olsa işimiz olacak. Eksik olmayın. Öyle mi? İnşallah. Vallahi sevinirim. Aldi'ye gidelim. Gidelim. Bildim. Aldi. Bir de Lidl. Eskiden çok küçümsenen Türklerin gittiği yer diye anlayan yer. Şimdi herkes orada. Şu anda profesörlerin gittiği bence yer. Dur, bu konuyu da konuşacağız ama reklamdan sonra, bu çünkü çok önemli bir konu. Avrupa'nın marketlerine bile gittik, affedersiniz yani, daha ne yapalım, size ne anlatalım. Küçük bir ara. Ne batın ne de büyür, sevdiğin için canımı bile veremez. Ben de aşkın sonrası. Uçuramadım, boynumu büktüm, ağladım, yollarına yağdım, emanet aşkını bir ömür sakladım. Araya giren kader ne zalimmiş, sevenler ayrı düşer, kanun bu. Giren kader ne zalimmiş, sevenler ayrı düşer, kanun buymuş. Sevmem kimseyi, sevemedim bir daha. Akşam son defa sana sarılamadım. Kalbimde çırpınan aşkı uçuramadım. Boynumu büktüm, ağladım, yollarına yağdım, emanet aşkını bir ömür sakladım.
giren kader ne zalimmiş. Sevenler ayrı düşer, kanun buymuş. Sevmem kimseyi, sevemedim bir daha. İncir çekirdeğini bile doldurmayacak herhangi bir konuda yayınımıza dahil olabilir. DJ Bülent'le tatlı tatlı sohbete ortak olabilirsiniz. Bize hemen ulaşın. 0212 556 88 70. 0212 556 88 70. Bütün bunların ötesinde gerçekten bir nostalji yaşadım açıkçası. Klibi sunduğum dönemleri böyle hatırladım. Gerçekten çok güzeldi. Ne kadar güzel bir klip bu arada. Böyle izledikçe insanın içi açılıyor. Hep dış mekanlarda kullanmışsınız dış değil mekan, mi? Yani iç mekan da var ama. İç mekan da var. Çok az iç mekan. Yoksa Belgrad Ormanı'na çekildi. Evet belli zaten, çok hoş. İç mekan nereleri kullandınız? Şenay Akay'ın eviydi. Aa öyle mi? Aa, harika, çok güzel. Gerçekten çok hoş. Nostalji yaşadım açıkçası böyle. Bir gittim, bir geldim. Peki kaç günde bitti mesela? Bir klip çekim ne kadar sürüyor tam herhalde? Valla biz sabah başladık. Evet. Sabahın köründe başladık. 17 saat falan sürdü. Neredeyse bir tam dolu gün. Evet. Ama evet. 17 saat gerçekten sadece çalışıldı. Hiç durma yok. Durma. En fazla bir yemek arası. O da belki sandviç, ayaküstü falan. O arada başkaları, eşyaları başka yere kuruyorlardı çocuklar. Evet, orada. Evet, evet. Fena bir şey gerçekten. Peki siz sosyal medyada var mısınız? Evet. Yazıp çizer misiniz? Neler ben, yaparsınız o anlamda? Ben zaten gazeteciyim. Sabah gazetesi bölümünde harika çalışıyorum. Yani var mısınız derken şöyle, sosyal medyada sizi nasıl bulabilirler? Tamer Bey'e de soracağım. Twitter kullanıyorum. Lütfen. Twitter kullanıcısıyım. İssil Evrim. İssil? İssil Evrim. Tamam. Evet, İssil Evrim. Çok da aktif kullanıyorum. Aa, Twitter'ı. Harikasınız, çok ne güzel. Orası, sizi de takip ediyorum. Evet, hatırlıyorum da böyle hayal meyal diyorum ki potta kırmayayım şimdi. Evet, evet. Ve biz yazıştık o zaman sizinle değil mi? Yani toplu bir yazışmada denk geldik. Evet, evet, evet. Yani hiç İssil Evrim'i hatırlıyorum. Evet. Hemen ben de gidince o zaman size bir şeyler yazacağım ki artık tanıyayım yani birebir böyle. Çok memnun. Çünkü hani ayıptı söylemesi, yanlış anlamayın. Binlerce insan olunca çok doğru, çok bazen doğru. Böyle kaybediyorum yani. Kimini yazıştığımı bile hatırlayamıyorum. Bir de herkes size tweet atıyor. Çok haklısınız. Yani sağ olsunlar, evet, biraz yoğun oluyor ama sonra beynim duruyor. Ama hani böyle sizin gibi böyle aklımda tutmam gereken insanlar hemen tutuyorum ama. O ayrı. Yani giderken de yazışalım, tabii, tamam mı? Tabii. Öyle yapalım. Peki siz var mısınız sosyal varım medyada? Facebook sayfası da Tamer Alcan. Evet. Twitter'ımız var. Twitter'da kullanıyorsunuz. Ara sıra. Evet, tamam. O da güzel. Bir de CD ile alakalı belki fazla Türkler, Türk sanatçıları yok orada. Evet. iTunes'tayım. Nasıl? Yani iTunes var ya, Apple'ın sunmuş store bu. Hı-hı. Müzik store'u. Ha. Dünyanın en büyük müzik store'u. Ha, orada store'u da varsınız. Sen onu söylediniz. Tamam, şimdi anladım. CD olarak varız. Çok nasıl güzel. Olsa CD satılmıyor. Yani. Hiç olmazsa öyle satılsın. Ama o da çok güzel bir şey gerçekten de. Yani bir de gurur duyuluyor. Yani bir Türk orada da var. Ne kadar güzel. Türk olarak zannediyorum Dilek Eser, bir de ben varım. Aa, süper. Almanya'da. Dilek Hanım da geldi programımıza. Ne kadar evet. Enerjik. Nasıl tatlı bir kadın yani, bakın hakikaten yani sizden iyi olmasını ışılanım ama ya bu kadar pozitif. Bizim toprağımızda var, Sökele olan. Aa öyle mi? Ama hayran kaldım. Bak bir daha gelsene, yani doyum olmaz sohbetini. Ne kadar tatlı bir hanım, anlatamam. Çok geçirdim. Ki siz tanıyorsunuz şimdi söylediğim size. Evet. Behude gelir mi yani? Bana yeni geldi. Evet aynen, değil mi? Ama bir saniye enerjisi var filan. Ha filan olduk yani. Çok önemli değil mi? Mutlu ve güzel çok insanlar. Çok güzel yani. Evet, gerçekten. Aynen, mesela koltukta oturuyor. 2 dakika sonra şarkı söylüyor. Yerine oturuyor. Kadın Türkiye'de kime benzesem? Bir çeşit Sibel Can gibi. Nilgün Dergün tarzı. Nilgün de öyledir. Nilgün Hanım da öyledir aynen. Evet. Bir yaşam enerjisi yüksek kadının yani.
hayran kaldık kendisine. Yerinde duramıyor. Aynen çok evet. Tatlı ama yani öyle insana da can kurban. Sağ olsun Ergin Şimşek menajerimiz bizi evet. Aynı çatı altına topladı. Ama Ergin Bey gerçekten çok güzel ikililer, üçlüler yapıyor. Bu arada sevgili Ergin Bey'e de buradan selamlarımızı iletelim. Tamer Bey'le de bizi buluşturan kendisiydi. Yani evet. Çok uzun süredir yazışıyorduk, çizişiyorduk ama kendisi çok önemli bir menajerdir. Gerçekten dünya iyisi bir insandır. Doğru. Çeşitli ortamlarda biz hep Ergin Bey'le karşılaşıyorduk. Sonra bu işler tekrar karşılaşmaya başladık. Tesadüf değil işte. Aynen öyle. Böyle isteniyor gerçekten. Aynen öyle. Demin Işıl Hanım da bahsettiği buydu değil mi? Hepimiz birbirimize kanal oluyoruz aslında. Aynen öyle. Evet. Bu arada yönetmenim uyarıyor, finale doğru geliyoruz diyor. Son bir şarkıyla veda edeceğiz galiba. Tamam. Bildiğim kadarıyla. Hareketli olsun. Nasıl arzu ediyoruz? Sıralamayla. Evet. Var mı zamanımız azıcık daha konuşalım mı? Nasıl yapalım sevgili yönetmenim? Yok konuşamayalım vedayı çünkü zaman kalmadı biliyorum. O öyle. Zaman acıklı bir şarkıyla. Peki. O zaman hemen veda edeyim. Tamam peki. Evet. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şarkıyla devam ediyoruz. Fenal yapıyoruz. Sanki dilim tutulmuş, hayallerim kaybolmuş, sensizlik çok zor. Elim kolum bağlanmış, sanki dilim tutulmuş, hayallerim kaybolmuş, sensizlik çok zor. Yağmurlarda yürümek, birazcık gülümsemek, dosta merhaba demek yok. Güler mi yaptılar, seni benden çaldılar, aşkımızı aldılar sevgilim. Sensizlik çok zor. Elim kolum bağlanmış, sanki dilim tutulmuş, hayallerim kaybolmuş, sensizlik çok zor. Yağmurlarda yürümek, birazcık gülümsemek, usta merhaba demek yok mu? Güler mi yaptılar, seni benden çaldılar, aşkımızı aldılar sevgilim.
ışık gülümsemek, dosta merhaba demek yok mu? Çık görene bak.